Fenerbahçenin zirvede yer almasının e, yorumunu sorayım, değerlendirmesini. Şimdi Fenerbahçe zirvede e, açıkçası çok gelgitler yaşadı, problemler yaşadı. Hatta hocası Başakşehir maçı kaybedirse koltuğu bile sallantıda denilen hı hı. E, Fenerbahçe ki oyuncu performansları çok büyük hayal kırıklıkları, Erol hocanın kadrosu ne derece kullandığı konusunda da çok e, ciddi eleştiriler vardı. Evet. Şimdi bu bu kadar badire atlatmış, problem yaşamış Fenerbahçe'nin e, kaçıncı hafta? 17. hafta değil mi? 18. 18. 18. 18. hafta sonunda burada olması bir mesaj veriyor. Yani Fenerbahçe'nin %30'u %40'ı burada. Bu aslında rakipler açısından bence iyi analiz edilmesi gereken bir nokta. Hep Fenerbahçe'nin e, işte geniş kadrosundan yaptığı transferlerden bahsedilirken vermek istediğimiz mesaj buydu. E, Fenerbahçe o geniş kadrosunu bir şekilde bu takım yarıştan kopmadan en sıkıntılı, çalkantılı süreçte dahi 3-4 maçlık bir seriyle zirveye tutunabiliyor. Hı hı. Bunu iyi okumak lazım çünkü e, Beşiktaş'a baktığımda da Galatasaray'a baktığımda da genel olarak hep övgüler evet. yağdırdığımız kulüpler bugün Fenerbahçe ile puan olarak baktığımızda rada uçurum yok hatta fenerbahçe Galatasaray'ın üzerinde. Hı hı. Şimdi böyle bir durum e, varken bu fenerbahçin e, ileride ne yapabileceği konusunda bence bazı şeyleri veriyor. E, yani henüz takıma katkı vermemiş oyuncular var. Evet. Onlar e, devreye girecek. E, o bu takım bence daha iyi olacak ama en iyi oyun bu oyun değil. Yani bir kere burada hem fikiriz. E, bu geçiş sürecinde önemli olan Abdullah Avcı'nın mi? hakikaten puanları almak. Yani iyi oyuna falan bakmazsınız. Şimdi Fenerbahçe o puanları topluyor. Bence doğru yapıyor. Yani şu an iyi futbolu falan kimse beklemezsin. Ama yani 18. haftaya da geldik. İnsanlar da evet. biraz Fenerbahçe'den bir şeyler bekliyorlar bu anlamda. Peki futbol mu yoksa doğru futbol mu Taner? Onu sana sormak istiyorum. Çünkü her Hı -hı. rakibine göre Erol Bulut'un farklı bir strateji izlediğini evet. gördük ki. Daha önce de en çok eleştirilen konu buydu. Yani Erol Bulut hep aynı takımla çıkıyor ve hep aynı sistemle oynuyor. ABC planları yok şeklinde. Taner'den acaba... sonra bu soruya ben de cevap vermek istiyorum. Tamam. Ee, senin yorumun nedir? Şu anda gerçekten Erol Bulut ipleri Hı. eline aldı ve bu yolda ilerliyor. Buna da aslında doğru oyuna iyi oyun e, diyebilir miyiz acaba? Yani bir şeyin iyi olup olmadığı biraz kişiden kişiye değişen bir durum olduğu için kimisine göre <laughs> hücum yapan ve sürekli hücum yapan takımlar iyi futbol oynarken kimisine göre hem savunma güvenliğini hat safhada yapan aynı zamanda da hücuma da kalkan takımlar hı hı hı. iyi futbol oynuyor. Burada şimdi doğru futbol nedir kısmı bu ikinci söylediğim. Savunma güvenliğini de belli bir seviyede tutan, sadece 90 dakika hücum yapmayı düşünmeyen, zaman zaman geride de kalmayı bilen takımlar doğru futbol oynayan takımlar. Ve Fenerbahçe bu ikinci söylediğimi ortaya koymaya çalışıyor. 18 hafta bir süreçten bahsediyoruz. Hazırlık maçları vesaire derken Fenerbahçe'nin artık bu oyununu biraz daha iyi oturtması gerekirdi. Hı -hı. Ve bu kadar geç kalınmanın da en büyük sebebi bir kadronun çok değişmesi, iki teknik adamın değişmesi, üç çok fazla sakatlık yaşanması. Bunların hepsi bu süreci uzattı. E, Fenerbahçe doğru oyunu oynamaya çalışıyor. Zaten Erol Hoca hem Malatyaspor'a Spor'a gittiğinde hem Alanya Spor'a gittiğinde önce bunu yapmaya çalışmıştı. ...burada ne kadar hocaya tahammül edildiği kısmı... ...Anadolu'daki tahammül süreleri çok daha aşağıda olduğu hı hı. için... E, ...hoca çoğu zaman sistemini yeterince ortaya koyamadan yollara ayrılmıştı. Beşiktaş'taki Abdullah abi süreci gibi. Şu anda Fenerbahçe bu sabır sürecini geçiriyor. Ancak e, şunu da kabul etmek gerekiyor ki... ...bu oyun oynarken de oyun olarak çok da geride kalmamanız gerekiyor. Şimdi Alanya Spor müsabakını örneği kazanmış olabilirsiniz... Hı hı. Ancak iç sahada %20'lerde kalmamanız gerekiyor. Ha, topa sahip olmak çok mu önemli futbolda? Artık biliyoruz ki çok önemli değil. Çünkü top ayağınızda değilken de ne yaptığınız önemli. Önemli. Fenerbahçe top ayağında değilken de iyi şeyler yaptı o karşılaşmada. Kazanmayı başardı. Ee, ama oyunun biraz daha oturmasını beklerdim bugüne kadar. Hı hı. Burada biraz tabii ki geç kalınmışlık var. <laughs> Bu da dediğim sebeplerden dolayı gibi gözüküyor. Peki Nevzat sen de cevap vermek istedin. Ha, ben oyun konusunda şimdi geçen e, Mesut Özil e, sosyal medyadan e, takipçileriyle soru-cevap yaptı, sorularını cevapladım. Orada Mesut Özil Fenerbahçe'yi İspanyadaki Real Madrid'e benzettiğini söylüyordu. Yani şimdi e, Mesut Özil düşün, yani Almanya'da yetişen, büyüyen e, ve çok önemli noktalara seviyelere gelmiş bir isimden bahsediyoruz. O bile o duyguyu orada yaşamış hisseden bir kişi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hakikaten beklenti budur. İyi oynamasıdır. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe sadece sonuç üzerinden belki işte evet bir geçiş süreci, hoca değişikliği, yeni bir kadro bu anlaşılabilir ama bir süre sonra insanlar iyi futbol bekler yani. Bunu ıı, futbol izleyicisinin olması standart bir izleyici de bekler, en fanatik Fenerbahçe'yi de bekler. İyi takımından bol gol bekler. Dolayısıyla eee ıı, Merhabaçan'ın ben o yola gireceğini düşünüyorum. En azından bazı oyuncularla ilgili en azından bir özgüven kazanmaları ki bunların başında Pelkas geliyor. Ki bana göre Valencia'da çok sıra dışı bir oyuncu. Çok tartışılan bir oyuncu. Ama rakip savunmanın dengesini bozabilecek de bir oyuncu. Yani sıra dışı fark yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Fiziksel problemi olmayan Evet. iyi bir balensiyeden bahsediyorum. Ki bu denkleme henüz Samat'ta dahil olmadı. Hı hı. Ee, ve fiziksel olarak henüz istenen seviyede olmayan bir Mert Hakan var. O da girecek. Taner'e katılıyorum. Savunma konusunda zaafları var. Ee, orada da mesela son maçta e, kalitesi, seviyesi tartışılabilir. Ama ben diline baktığımda sağlıktan pozitif elektrik alıyorum. Yani bir takımın bu tarz oyunculara ihtiyacı vardır. Çok hmm. bir seviyede olmayabilir. Çok teknik olmayabilir ama bazen o ruh diğerlerini kamçılar. O ruhun e, ilerideki yansıması pelkas olabiliyor. Gençliği, dinamizme, atletizmi. Ama diğer taraftan savunmada da yani bu tarz gözü kara bazen evet saçmalayabilir, hata da yapabilir. Ama bu tarz oyuncuları ben sempatik buluyorum. Yani takımda bazen saatli bomba olsa da bu tarz oyunculara ihtiyaç var. Şimdi Erol Bulut'un hala bir süreçte olduğunu e, söylüyorsunuz ama bir taraftan da gerçekten biraz önce Nevzat'ın da bahsettiği gibi yavaş yavaş e, denkleme girmeye başlayan ve iyi performans göstermeye başlayan oyuncular var. İşte Perkası gördük. Esas oynamak istediği bölgede oynadığı zaman ne kadar etkili olabildiğini hatta son dönemde Sinan Gümüş'ü de e, o oyuncular arasına evet. dahil edebiliriz. Muhtemelen e, birçok kişinin beklemediği bir performanstan bahsediyoruz. Şimdi yavaş yavaş Ozan Gustavo işte Pelkas üçlüsünün orta sahada oturmaya başladığı bir süreçteyken bir anda Mesut Özil gündeme geldi ve doğal olarak herkes şunu merak ediyor. Yavaş yavaş bir şeyler oturmaya başlarken bu takımın içine gelecek bir Mesut Özil acaba olumlu anlamda mı bir katkı yapacak yoksa biraz daha dengeleri bozacak, değiştirecek ya da o sürecin biraz daha uzamasına mı sebebiyet verecek? Nedir yorumun Taner? Ben e, denge bozacağını düşünmüyorum Mesut'un. Oyun kalitesini de arttıracaktır. Eğer ki Mart ayından bu tarafa forma giymemesi, fiziksel anlamda onu çok düşürmediyse... ...çok hızlı bir şekilde de sahaya dönüp e, müsabakalarda etkisini gösterir. Çünkü Mesut dediğimiz oyuncu e, satrançta nasıl ustalar 4-5 hamle değil... ...40 hamle sonrasını bile kafalarında canlandırıyorsa... ...Mesut da pası atarken 4-5 hamle sonrasını canlandırmasıyla ünlenmiş... Oyun zekası bana kalırsa Avrupa'nın en iyilerinden olan bir oyuncu evet. profili. O yüzden böyle bir oyun zekasına sahip bir oyuncuyu kadronuzda bulundurursanız sizin bir kere pas oyununuzu çok geliştirecektir. Birincisi bu. İkincisi de rakipleri karşısında oynayacağı o pas oyununda attığı paslar rakiplerin birçoğunda planlarını çok farklı şekilde değiştirmesine neden olacaktır. Mesut'un bu oyun zekası, evet Fenerbahçe'ye çok olumlu yansıyacaktır gibi gözüküyor. Kimi çıkartırsın oradan peki Mesut geldiği zaman? Ya da yani Mesut'u <laughs> yazdık ilk evet. 11'i oluştururken etrafını nasıl doldurmak lazım? Ya açıkçası zor bir soru. Bir şeyler değişecek orta sahada. Bir kere Sinan muhtemelen kenara gelecektir gibi gözüküyor. Pelkas kadronun değişmesi olur. Mesut Pelkas'ı orta sahada direkt olarak yazıp ki iki oyuncu da Mesut orta sahada... Mesut Pelkas'ı mutlaka yazacaktır, hocam. yazacaktır. Arkada Gustavo Ozan mutlaka olacaktır. E, bu oyuncuların, Gustavo'yu kenarda tutuyorum, Ozan, Pelkas, e, Mesut gibi oyuncular orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen profiller olduğu için Hoca e, Perotti de <laughs> eğer sakatlığından dönerse istediği gibi düzeni kurabilecektir gibi hmm. gözüküyor. Çünkü şöyle, e, statik oyuncular değil bu saydığımız oyuncular. Evet. yani Tek mevkinin adamları değiller. Orta sahada çok farklı pozisyonlarda oynayan isimler. E, Pelkas'ın 10 numaradaki etkinliği çok daha kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ee, ama belli düzenleri kurabileceğiniz oyuncu profilleri. Zaman zaman belki kanatta da yine evet. e, görebiliriz diyorsun. ne sen ne düşünürsün? Valencia, Mesut, Pelkas ideal formasyon bu olur. Önde de iyi bir Samatta. Yani Samatta e, henüz henüz sınıf falan gördük. Yani çok iyi bir oyuncu. Evet. Ama işte sakatlık problemi, bir takım problemler yaşadı. E, belki golcü transferi de yapabilirler. O ayrı bir takım hamleler var galiba ama Mesut varsa on numara Mesut'tur. Yani hem pozisyon olarak hem hakikaten bu bu pozisyona yakıştırabileceğiniz e, yetenekte bir oyuncu. Ama kanatta da e, oynadığında e, yine de aklıyla, e, zekasıyla 3-4 hamle sonrasında hakikaten düşünebilen e, zekasıyla e, faydalı olabilecek bir oyuncu ama e, ben onu biraz şeye benzer. Yani geçen burada yayında da söyledim. Bir e, Hacı etkisi yaratabilecek bir isimden bahsediyoruz. Yani Galatasaray Hacı Fenerbahçe geldiğinde. Fenerbahçe açısından belki bir Alex. Yani Hacı Alex, yani yaş olarak Hı -hı. biraz daha hani yaş üzerinden ben benzetmi Hacı ile kıyasladım. Hacı de benzer bir yaşta. Real Madrid'ler, Barcelona'lar üst seviyede evet. bir kariyer ve Galatasaray'da en üst e, mertebe, yani en üst seviyede e, fayda. Şimdi aynı şeyi bu. E, ya i̇şin sadece maddiyet kısmına bakmıyorum ben. Mesut'un aynı zamanda hakikaten Fenerbahçe'li olduğunu mesajlarından, çıkamalarından görüyoruz. O coşkusunu bence takıma da performansına da çok olumlu yansıtır. Peki bir de stoperi konuşalım. Az önce savunmadaki <laughs> eksiklerden bahsettin Taner. Bu noktada birkaç aday olduğunu biliyoruz Fenerbahçe'de ama mutlaka o transfer yapılmalı mı? yani mutlaka yapılmalı mı kısmını dışarıdan yorumlamak kolay değil. Çünkü elinizdeki oyunculardan ne alabileceğinizi biraz da antrenmanları görerek yorumlayabilirsiniz. Erol Hoca bu konuda yetersiz görüyorsa bazı oyuncuları mutlaka evet bir stoper takviyesi gerekiyor gibi gözüküyor. Ama şunu da unutmamak lazım ki elinizdeki kadroyu zaten yeni değiştirdiniz. Savunmanızı merkez orta sahanızı baştan aşağı sezon başlarken değiştirdiniz. O zaman da adama sorarlar. O zaman niye aldık? Bu da sportif anlamda, daha doğrusu sportif direktörlük anlamında ya da bu transferi imza atanlar anlamında eleştiri sebebi. Daha sezon başlamış, 17-18 hafta geride kalmış. O zaman niye stoper alıyoruz tekrardan? Hı hı. Sezon başlarken zaten aldık. Yani Tisalant'ı aldın, Lemos'u aldın. E, elindeki adamlar da vardı. Serdar yine kadroda şimdi bu ki Serdar bir anda yine en öne çıkan oyuncusu oldu Fenerbahçe evet, yani bu, bu döngü içerisinde yine bir stoper takviyesi ki Fenerbahçe'nin 3 yılda yaptığı stoper transferi sayısı 12. Bu kadar fazla stoperde biraz anormal oluyor. Hı hı hı. Bir cümle alayım Nezat sonra Beşiktaş'a geçelim. Ya yani, iyi stoper bulmak zor. Yani hocanın oynatacağı futbola uygun stoper çünkü dünyada stoper şeyi değişiyor, algısı değişiyor. Ee, yani o yüzden e, zorlanmalarını anlayabiliyorum ama böyle de bir statistik var yani doğru ismi bir türlü bulamadılar. Aslında Lemos baktığında hani niyet olarak doğru bir hamle ama olmadı yani kötü bir döneme denk geldi. Hı -hı. Belki yani iyi bir takımda Lemos kendini geliştirebilir, üzerinde koyabilirdi ama sıkıntılı bir süreçte oynadı. ...ve tartışılan oyunculardan birisi oldu o da. Şunu da söylemek lazım. Şimdi devre arası transferi yapmak kolay bir iş değil, maliyetli bir iş. Galatasaray'ın Luyendam'a marka transferini yaptığı gibi... ...eğer iyi irdeleyip, doğru kişilerden referans alıp... ...doğru kişilerden e, olayı analiz edip transferleri gerçekleştirirseniz... E, ...sisteme bir anda koyduğunuz zaman nakış gibi işlemeye devam edebiliyorsunuz kadroya. E, ama Lemos hamlesinde şu an için görünen şey yeterince detaylı doğru yerlerden irdeleme yapılmamış gibi gözüküyor. Peki şimdi tabii ki transferle ilgili tüm detayları takip ediyoruz muhabir arkadaşlar.